Gördüğümüz rüyaların sahih olduğunu nereden anlarız hocam? Evet. Ra'a Arapçada görmek demek. Rüya, görülen şeye rüya deniliyor. Uykuda görülen, insanın bilinci kapalıyken gördüğü, hatırladığı şeyler. Şimdi biz aslında uyku esnasında binlerce rüya görüyoruz. Yani beyin çalışıyor. Beyin durmadığına göre biz bir şeyler görüyoruz. Ama uyandığımızda bazılarını hatırlıyoruz. Bu hatırladığımız rüyaların hangisi doğru, hangisi yanlış? Burada İslam uleması rüyayı ikiye ayırıyor. Bir defa rüya hak mıdır, bilgi kaynağı mıdır? Bunun üzerine durulmuş kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de gerek müminlerin, gerek kafirlerin rüyalarından bahsediliyor. Mesela Firavun'un bile bir rüyası var. İsrailoğulları bölgesinden bir ateş geliyor. Kıptilerin bölgesini, Firavun'un sarayını tutuşturuyor. Firavun bu rüyayı görüyor. Evet. Nemrud'un rüyası var. Kur'an-ı Kerim'de pek çok kafirin rüyalarından da bahsediliyor. Bu rüyalar demek ki geleceğe dair bir bilgi kaynağıdır. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası ise Ahsenül Kasas, en güzel kıssa olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimizin rüyası var Kur'an-ı Kerim'de. Mekke'ye girişini, Mekke'nin fethini rüyasında görüyor Peygamberimiz. Kur'an'da Fetih Suresi'nde bu rüyadan bahsediyor. Dolayısıyla rüya var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdıktan sonra usulü, sünneti insanlara sohbet etmek, camiye gelebilen, gelemeyen onları sormak, hastası olan var mı onları sormak, düğünü, derneği, derdi olan var mı onları sormaktı. Bak, sabah namazında cemaatin hepsiyle konuşuyordu, böyle sohbet ediyordu. Bir de ne soruyordu? Sohbet bitti diyelim ki, içinizde rüya gören var mı, onu tabir edeyim. Ya Resulallah, ben böyle bir rüya gördüm diyordu, onu tabir ediyordu. Allah Resulü'nün Kitab-ı Rüya bölümlerinde, hadis kitaplarında, rüya bölümlerinde rüyaların tevilini ve yorumunu yaptığı pek çok hadis var elimizde bizim. O zaman yorum yapmak doğru bir şey. Doğrudur. Mesela evet. Rüyada süt görmek ilme, güzelliğe, iyiliğe delalet eder. Rüyada su görmek yine berekete, ilme delalet eder. İşte rüyada elbise görmek imana delalet eder. Bunlar hadislerde geçiyor. Peygamberimizin hocam, renkler de, renklerin de anlamı var mıdır hocam? Anlamları vardır. Renklerin de beyaz, yeşil, açık renkler hayra, koyu renkler şerre delalet eder. Zararlı hayvanlar kötülüğe, zararsız hayvanlar iyiliğe delalet eder. Cami görmek, cemaken görmek, züccaç yani camlı eşyalar vesaire görmek, bunlar hayra, çocuğa, doğacak çocuğa vesaire delalet edebilirler. Devlet erkanını görmek, hayırlı bir makama geleceğine vesaire delalet eder gibi. Ayrıca pek çok alim rüya tabiri kitapları da yazmışlardır. Ancak iyi ile kötü şu anda birbirine karışmış. Doğruyla yanlış. İnternet üzerindeki rüya tabirleri biraz da kafa karıştırıyor. Rüyayı gören kişiyle anlatılan kişinin birbirini tanıyor olması önemlidir. Ona göre bir yorum değişebilir. Ha, yani hiç tanımadığımız birisine yorum yaptırmak doğru değil diyorsunuz. Doğru değildir. Tamam, çünkü doğru yorumlar değişebilir. Rüyayı gördüğümüz zaman zemin önemlidir. Akşam bir konuyu tartıştınız, gece rüyanızda gördünüz. O rüyanın hiç tabire gerek yok. Saçma sapan bir o şey. O bilinçaltı rüyası. Sadece istihare yapmadıysanız. Ama istihare yaptıysanız, akşam konuştunuz ama istihare niyetiyle namaz kıldınız, yattınız ve bir rüya gördünüz. O da yorumlanabilir. Esas rüya sabah ezanlarına yakın görülen rüyadır. Hocam bir de mesela yorum, rüyamızı anlatırken hep deriz ki sabah niyetiyle. Niye deriz hocam bunu? Ya sabah, ben de derim ama niye dediğimi bilmiyorum. Sabahın hayrı. Bundan dolayı sabahın hayrı, gündüz gibi açık olsun anlamında. Evet. Ve rüyayı biri size anlatırken hayrun lena ve şerrun adaena. Hayırlıysa bize, şerse düşmanlara diye yorum yapmak için önce bundan başlanır. Evet, evet. Hayrola diye. Hocam aynı zamanda tabii kötü rüyalar da görebiliyoruz. Olumsuz rüyalar var mı konuklar, misafirlerimizden?
Mesela ne yapıyorsunuz olumsuz, kötü bir rüya gördüğünüzde? Kötü rüya gördüm, etkilendiğim zaman hani ben suyu anlatıyorum ya da hiç kimseye anlatmıyorum bunu, dua ediyorum. Şimdi başka var mı? Kötü rüya gördüğümüz zaman ne yapabiliriz? Kötü rüya görünce. Hocam bir bakalım, siz ne yapıyorsunuz kötü rüya görünce? Ben korkuyorum, bir anda tedirgin oluyorum, sonra suya anlatıyorum. Rahmetli babam söylerdi bize. Öyle mi? Suya anlatıyorsunuz. Suya anlat kızım, kimseye anlatma söylerdi. Direkt git elini yüzünü yıka, hemen suya anlat derdi, suya anlatırdık. Evet, başka var mı kötü, olumsuz rüya gördüğünde? Neler yapıyorsunuz mesela, siz ne yaparsınız? Ben de birkaç kez böyle rüyaları şey yaptım ama hemen birdenbire kendimi toparlayıp Bismillahirrahmanirrahim deyip bir kulüvayı okuduğum zaman kendimi böyle çok rahat ve şey hissettim. Evet, İhlas Suresini okuyorsunuz siz. Siz Melahat Hanım? Hocam ben de rüyayı gördüğüm zaman bağırıyorum. Hayır, hayır, gece bas bas bağırıyorum ve o rüyanın etkisinden kurtulamıyorum. Uzun süre uyuyamıyorum ve yataktan da kalkamıyorum. Sanki o anda içerideymiş gibi. Genelde hırsız katillerle uğraşıyorum. Böyle şeyler yani film sıra. Yok. Ama illaki öyle görünür diye biliyorum. Evet. Evet. Şimdi hocam size onu soracağız. Olumsuz bir rüya gördüğümüzde ne yapalım hocam? Kötü bir rüya gördüğünüzde sol tarafınıza Euzu Besmele ile 3 defa nefes verin diyor Peygamberimiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim ya da Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bu şekilde. Tükürüyor muyuz hocam sol evet, tarafımızı evet. böyle? Yani tükürme şeklinde değil de üfleme şeklinde. Rukye şeklinde değil, üfleme şeklinde. Onu sol tarafınıza verin ve kötü rüyaları da anlatmayın. Kötü rüyayı anlatacaksan o şey doğru. Hani elini yüzünü yıkamak, suya üflemek, suya anlatmak. Bunlar doğru mu hocam suya anlatmak? Doğru çünkü suyun şöyle bir özelliği var. Bütün sinerjiyi, enerjiyi su nötr hale getirir. Yani orada sizi hatta nazarda da yıkanmak çok önemlidir. Evet. Nazar değen kişilere eskiden senin nazarın değiyor, yıkan denirse onun yıkanması gerekir diye hadis-i şerifte var. Yani bir insanın çok fazla nazarı değiyorsa, karşı tarafta bunu biliyorsa sen bir yıkan demesi doğru. En azından elini yüzünü yıkıp abdest alması lazım. Çünkü su oradaki enerjiyi engeller. Yani nazarı değen kişinin gözünden çıkan şuaları, nefesinden, yüzünden çıkan enerjileri engeller. Su çaredir. Orada. Suyla abdest almak çaredir. Anlatmamak esastır kötü rüyaları. Ama kötü rüyalar bazen ikaz olabilir. Onu anlamamışsa bir anlayana anlatabilir. İkaz. Ha, yine bir sorulabilir. Tabii, ikaz vardır orada. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.